bakışlarında oldukça rahat görünüyor. Televizyonu kapat tatlım. Merhan, sana söylüyorum. Televizyonu kapat. Televizyonu kapat. Cevap ver, baban arıyor. Baban arıyor diyorum. Alo, ne istiyorsun? Biraz bekle, öğleden sonra gidiyoruz. Sonra sen gelirsin, tamam mı? Kapıda mısın? Ama neden? Biz ayrılmadan buraya gelmeye hakkın yoktu. Bir farkı yok ki, mahkeme celbi zaten boşanma demek. Zaten uzun zamandır ayrıyız, resmi ya da değil. Eşyalarımı bulmaya çalışıyorum. Kırmızı dosyanın nerede olduğunu bilmiyorum. İlk çekmece mi? Burada bir sürü şey var. Aa, tamam, tamam buldum. Hayır hayır, dışarıda bekle, Mehran getirir. Şunu babana götür, dışarıda bekliyor. Nasılsın evlat? İyi. Bugün mü gidiyorsun? Ben gitmek istemiyorum. Seninle kalmak istiyorum. Annenle kalman gerekiyor ama sizi ziyarete geleceğim. Ama gitmek istemiyorum. Neden? Orası güzel bir yer. Ben sevmiyorum orayı. Güzeldir. Havası, manzarası. Neden sevmiyorsun? Çünkü orada hep beni öpüp duruyorlar. Sevmiyorum. O zamanlar küçüktün. Ama artık büyüdün. Artık seni kimse öpmez. Hala hatırlama çok ilginç. Eğer sakıncası yoksa bana bir öpücük verir misin? Hadi şimdi git. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zayıflamışsın. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın oğlum? Seni çok özlemişim. Ne kadar da tatlı. Ne kadar büyümüş değil mi?
Evet evet. Çok hoş büyümüş, geldiniz. Çok ona iyi bakıyor. Hadi içeri girelim. Hoş bulduk. Tatlı bir çocuk olmuş. Hadi içeri girelim de dinlenelim biraz. İyi gördüm sizi. Hadi bakalım. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Neler yapıyorsunuz bakalım, anlatın hadi. Yolculuk nasıldı? Hadi gidelim bir şeyler evet. yeriz. Karnım çok acık. Benim de. Kilo vermişsin. Hadi biraz. Gelin gelin. Fazla değil. Hadi gelin bakalım. Yolculuk bayağı uzun sürdü değil mi? Evet, biraz da çok yorucu. Yorgun olmalısınız. Biraz dinlenin artık. Eve geç geliyorum. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Sabah evet. kalkıyorum, ev işi, onu yap, Hı-hı. bunu yap, şunu yap. O geç geliyor. Mansur'u aradın mı? Pek mutlu olduğunu Hadi söylenemez. Ama. Biz boşanıyoruz. Boşanmanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Tabii ki biliyorum. Anlatmana gerek yok. Niye takayım? Başından beri söylüyorum. Buraya gelmek istiyorsan kocanla gelmelisin. Boşanamazsınız. Biz onu özledik. O çok iyi biri. Annen haklı. Mansur çok nazik ve iyi biri. Neden öyle bir adamdan ayrılıyorsun? Marziye, sen yine mi başlıyorsun? Ben buraya huzur bulmaya geldim. O haklı Marziye. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Kimse evli çiftler arasındaki farklılıkları bilemez. İyi de hayatı bizimkinden iyiydi. Ben 6 yıldır Mahmut'tan sürücü kursuna gitmek için izin istiyorum. Hiç umurunda değil. Bana araba almasını hayal bile edemem. Ama Mahbuba buraya her seferinde farklı arabalarla geliyor. Nasıl güzel bir hayatı bıraktığının farkında değil. Tamam, artık bunları sonra konuşuruz. Bırakın artık. Böylesi daha iyi oldu. Siz bilmiyorsunuz. Merhaba. İnanın bana. Merhaba. 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 Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi misiniz? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. İşte geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. Nasılsınız? Mansur da burada mı? Buyurun isterseniz. Hayır, onun Açmışsınız. İşleri vardı. Size çok selamları var. Sen de onu görürsen çok selam söyle. Sağ olun. Uyandın mı? Neden konuşmuyorsun? Hadi gel tatlım, kahvaltı hazır. Büyük anneyle büyük babayı ziyarete gideceğiz. Ama büyük anne dışarıda. O senin büyük annen. Benimkini göreceğiz. Onların adı Akacun ve Kanumcun muydu? Evet. Peki onlar ölmedi mi? Allah korusun. Neden ölmesinler ki? Çünkü çok yaşlılar ama bütün yaşlılar ölmez, tamam mı? Hadi git yüzünü yıka. Hadi. Şunu da giy, dışarısı soğuk.
Akacığım. Kanımcığım. Gelin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş nasılsınız? Geldiniz, hoş merhaba. Geldiniz. Canım oğlum benim. İyi ki geldin. Ne kadar da büyümüşsün sen. Kocaman bir çocuk olmuşsun. Hoş geldin. Adımlarına dikkat ne et. Ne kadar büyümüşsün böyle. Tamam, tamam. 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 Dikkatli çık. Çıkalım yukarı. Tamam. İkiniz de çok iyisiniz. Hadi içeri geçelim. Maşallah. Tamam. Sizi çok yavaş özledim. Yavaş yavaş çıkın. Neyi ettiniz gelmekle? Medreseye gidiyor musun? Ne? Medrese. Medreseye gidiyor musun? Medrese. Evet. Medrese nedir? Medreseye gidiyor musun diyorum. O ne ki? Bizim sınıfta beyaz tahta var. Beyaz tahta mı? Hı hı. Ne olmuş yani? Bak işte. O ne? Beyaz tahta kalemi. Ama bu yazmıyor. Hayır, yazmıyor. Aslan, hadi gidiyoruz. İçeri gel oğlum. Bir sonraki görevde hazineyi bulmaya hazır ol. Şimdi 6. etap başarıyla tamamlandı. Canavarı yenmek için yukarı doğru çıkmalısın. Daha fazla enerjiye ihtiyacın var. Topladığın enerjilerle canavarı yenmelisin. Ben de olmaz dedim tabii anne, ki. Anne, kesinlikle anne, olmaz. Mehran 7. bölüme geçti. Teyze Mehran 7. bölüme geçti. 7. bölüme aferin geçti. Aferin tatlım. İnanabiliyor musun? Olmaz dediğim halde beni hiç dinlemedi. Devam edip durdu. Mehran kızlar hadi ellerinizi yıkayın. Öğle yemeği vakti. Hadi canlarım. Hadi. Bu kadar oyun yeter. Sonra büyük babanın mezarına gideceğiz Mehran. Ne var? Niye öyle bakıyorsun? Büyük baba öldü mü? Hayır hayır o değil. Senin büyük baban benim babam. Depremde ölen mi yani? Evet. Ama o yaşta değildi. Hayır. Değildi. Yakaladım. Yakaladım. Hayır ben yakaladım.
Merhaba. Hadi Poz. Evet. Merhaba Mansur. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsın, hoş bulduk. İyi misin? Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Koş koş koş. Aa, bunu nasıl yaptın? İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Hafta sonuydu. Düşündüğümde Mehran'ı arayabilirim. Neden buraya geldin? Oğlumu görmeye. Mansur, sen sorun mu çıkmasını istiyorsun? Ne sorunu? Hafta sonu ve ben oğlumu görmek istiyorum. Bunu bilmen gerekiyordu. Boşanmadan sonra bu ziyaretler olacak. Tabii Mehran'ı ben almazsam. Bunu sonra konuşuruz. Beni rahatsız ediyorsun. Şimdi gerçekten hiç zamanı değil. Baba, gidelim mi? Hadi gidelim oğlum. İnsanların yanında kendini kontrol et. Sen her şeyi iyi bilirsin değil mi? Ailenin önünde tartışma olmasını istemiyorum. Keşke evde de bu kadar düşünceli olmayı başarabilsen. Neyse ki onlar boşanmamızın eğlence olduğunu düşünmüyorlar. Baba lütfen yeter, hadi gidelim buradan lütfen. Tamam oğlum. Mansur nereye? Nereye gidiyorsun Mansur? Oğlumla biraz gezeceğiz, gel, sonra gelirim ya. Tamam mı? Kalmayacak mısınız? Merak etmeyin, uzun sürmez, gelirim. Hadi ama çabuk dön ha. Bizi bekliyoruz bekletme. Ama. Burada eğlenmediğini söyleme bana. Burada sıkıntıdan patlıyorum aslında. Oyunlarını getireyim mi sana? Hayır, Merziye teyzenin kızı Samanet'te hepsi var. İyi o zaman, peki. Tamam, ne istersin? Ama o ikinci etaba bile geçemiyor. O zaman başka bir şey oynayın. Biz çocukken bir sürü oyun oynardık. Ama onların hepsi kız. Ne dersen de her şeye kıkırdayıp gidiyorlar. Merziye teyzenin oğlu yok muydu? Var ama bebek, daha bir yaşında bile değil. Neden durduk şimdi? Burada eski bir arkadaşım var. Buradayken onu ziyaret edeyim dedim. Bak kim gelmiş. Mansur Kaleli. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Hangi rüzgar attı seni buraya? Bu çocuk da kim böyle? Ha? Sakın senin olduğunu söyleme. Tabii ki benim. Kimin olacak? Oğlun olduğu aklıma bile gelmezdi. Seni en son düğününde görmüştüm herhalde. Buraya geliyorsun ve beni aramıyorsun öyle mi? Hadi ama geçen sene dağa çıkmıştık. Aslına bakarsan iyi de vakit geçirdik. 4 yıl önceydi herhalde değil mi? Düğünden beri deme o zaman. Bir şeyler dedirmişti. Arabayla mı geldin? Evet, dışarıya park ettim. Tamam, ben üstümü değişene kadar sen de buraya getir. Sonra da birlikte bir tur atarız. Ben de işimi yapıyorum sonuçta burada. O da ne öyle?
Avcı tuzaklarından zarar görmüş hayvanlar onlar. Tedavi için burada tutuyoruz. İyileştiklerinde onları salıyoruz. O daha bir bebek. Hadi gidelim, yürüyün. Mehran, babam gençken Tahran'ı çok severdi. Babam hala genç biri, o yaşlı değil. Ha, bir şey mi dedin sen? Babam hala genç dedim, o yaşlı değil. Genç olan sensin, baban değil. Saçları kırlaşmış, göbeği de çıkmış, baksana. Ne çıkmış? Zor sorular sorma bana, tamam. Neydi Kerim? Neden döndün? Buralarda olan biteni bilmiyorsunuz. Sürekli hayvan avlayıp duruyorlar. Hem tuzakla hem de kurşunla. Nereye gidiyorsun? Sanırım bir hayvan öldürdüler. Ateş edildi diye mi? Evet. Nereden biliyorsun? Benim işim bu. Sanırım o kaderdi. Kader kim? Bölgedeki hayvanların katili. Onu yakalayacak mısın? Yakalanmayacak kadar zeki bir adam. Ama onu uyarmak istiyorum en azından. Neden beni hırsızmışım gibi takip edip duruyorsun? Nereye gidiyorsun? Sana ne söyledim? Neden vuruyorsun? Vurmayacaksın. Ben vurmasam başkası vuracak. Bu ayı köyümün etrafında dolanıp duruyor. Tavukları öldürüyor. Çiftliği dağıtıyor. Herkes şikayete bana geliyor. Ben lisanslı bir avcıyım. Peki bir avcı anne bir ayıyı öldürür mü? Bebeği olduğunu görmedin mi yoksa? Bunu nereden bileyim? Sana söyledim. O köye gelmişti, anladın mı? Beni aptal yerine koyma. Onu derisi ve kürkü için öldürdüğünü biliyorum. Saçmalamayı kes. Seni herkesin önünde pataklarım. Hadi bir dene bakalım, tamam, ne oluyormuş. Tamam dur. Dur biraz dur. Zorbalıkla her istediğini yapabileceğini sanıyor. Aynana bir kuyruk asmak istiyorsan gidip çarşıdan alacaksın. Çin malı olanlar 3000'den satılıyor. Hem de gerçeklerinden daha inandırıcı görünüyorlar. Cipin için sen bir tane al. Kader? Sen misin? Mansur. Nasılsın? Aha, merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Ne var ne yok? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Vay canına. Her şey yolunda. Neden böyle kavga ediyorsunuz ki? Böyle şeyler yapmayın. Ya işte, bildiğin şeyler. Böyle şeyler yapmayın dostum. Nereye gidiyorsun Mansur? Gitmeni istemiyorum. Senin için kalacak odamız var. Sağ ol annem. Gitmeliyim. Nereye? İnsanlar ne der sonra? Seni en az Mahbube kadar severim. Yaşadıklarınız beni hiç ilgilendirmiyor. Şu an sinirlisin. Biraz sakinleşince hayatına geri dönersin. Ama o süre boyunca sen benim damadım ve konuğumsun. O kızı dinlemesen. Anne, neler söylüyorsun? Sen bana umut olmayacak mıydın? O yakında ikimiz için de yabancı olacak. O hiç samim olmadı. Neden anlamıyorsun? O Mansur. Torunumun babası. Benim damadım ve en önemlisi de misafirim. Sakın bana boşanmanın ya da yabancının ne olduğunu öğretmeye kalkma. Çok sağ ol annem. Kerim onunla kalacağıma dair söz verdim. Yoksa senin davetini geri çevirmezdim. İkiniz misafircilik oynayabilirsiniz. Ben oğlumla birlikte Akacun'a gidiyorum.
Dur artık Mabube. Yeter. Kendinden Misafirperverlik yabancılara tapmak değildir. O artık benim için bir misafir değil, bir yabancı. Çocuğun önünde artık bu kadar yeter. Düne kadar sürekli Mansur hakkında konuşup durdun. Farkındayız kızım. Bu yemek Mansur için tuzluydu. Bu yatak Mansur için sert. Mansur bunu küçük mü bulur, büyük mü? Kızım yeter artık. O bir yabancı mı? O bizim misafirimiz. Tabii ki onu iyi ağırlayacağız. Bu ayıp değil mi? Buraya gel, onu rahatsız etme. Hayır, beni rahatsız etmiyor, merak etme. Şimdilik etmiyor, normalde burayı cehenneme çevirir. Hadi beraber sıçrayalım. Bir şey ihtiyacın olursa söyle, tamam mı? Lütfen artık çocukları uyutur musun? Hadi uyusunlar artık. Hayır, ben yatmayacağım. Harika iş çıkarmışsın, her birinden var. Çocukları mı diyorsun? Çok tatlılar, öyle değil mi? Masome ve ben çocukları severiz, senin gibi değiliz. 10-12 yıldan sonra bir çocukla yetinmedik. Şimdi onu bile yere indiriyoruz. Şehirde hayat çok farklı. O zaman köye gel. Köy artık aynı değil. Caddelerde trafik var. Bu sabah bir su tankının arkasında takılı kaldım. Bir sürü araba var. Gençler ailelerini araba aldırıyorlar. Onlar da Tahran'a gidip arazi karşılığında araba alıyor. Peki senin Mabobi ile sorunun nedir? Senin kaderle sorunun nedir? Kuralları çiğniyor. Kaçak avcılık yapıyor. Kaçakçılıkla uğraşıyor. Ormanın güvenli olmayan kısımlarında diğer zalimlerle tuzaklar kuruyor. Senin yapabileceğin ne var ki? Sen polis misin? Evet, öyleyim. Ben civarın bekçi ve polisiyim. Arabaların önünü kesmekte mi? Bir yolunu bulana kadar evet. Söyle şimdi, neden oğlunu bırakıyorsun ha? Yürümüyor. Aramızda artık hiç saygı kalmadı mı? Birbirimizi kolayca kırabiliyor, incitebiliyoruz. Onun hayattan ne beklediğini bilmiyorum artık. O da benim ne istediğimi bilmiyorum. Ama biliyorum ki böyle bir hayat istemiyorum. Demek anladın, öyle mi? Ama ben anlamadım. Büyük ihtimalle o da anlamıştır herhalde, değil mi? Bunu biliyorum. Belki de bir boşanma modası vardır. O da bunu denemek istiyordur. Ya da belki sen hayatın bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorsundur. Yakınlarından uzakta yabancı bir şehre gittin. Görünüşe göre sonunda birbirinizden yoruldunuz. Biz neden boşanmayı düşünmüyoruz? Çünkü etrafımızda canımızın sıkılmasını önleyecek o kadar çok şey var ki. Etrafta olanları o kadar önemseme. Ben öyle yapıyorum. Detaylarla ilgilenmiyorum. Yani çok üstünde durmuyorum. Yoksa öyle mi yapmalıyız? Detay falan yok. Sen hayatın güzelliğini anlıyorsun. Aile danışmanı da tıpkı senin gibi düşünüyor, biliyor musun? Genç mi yaşlı mı? Kim? Danışman diyorum. Genç mi yaşlı mı? Genç sayılır. Bekar mı peki? Bekar bir hayatın ne demek olduğundan hiçbir şey anlamaz, biliyorsun, öyle değil mi? Neyse, yatağını yapayım, yorgunsundur sen. Mahbube canım. Mahbube. Bana kızma kızım. Alınganlık yapma. Ne oldu? Biraz tartıştık işte. Mehran'la birlikte bir süre senin yanında kalacağız. Başım üstüne. Mansur da geliyor mu? Çocukluğu bırak. Hadi eve gidelim. İnatçılık etme. Hadi gidelim. Hadi canım, yapma şunu. Merhaba, nasılsın oğlum? Anne lütfen, beni rahatsız etme artık. Burada çok daha rahatım.
Bir hata yaptım. Affet kızım. Evimize gel. Senin yanındayız. O huzur istiyor ama sen onun çocukların yanına götürmek istiyorsun. Üzgün olduğumu söylersem gidecek misin? Üzgün olduğunu zaten biliyorum. Sen öfkelendiğinde bunu Mansur'a da söyledim kızım. Ne söylüyorsun? Sana geldiğim için senden özür diliyorum. Lütfen anla. Sinirden köpürüyorum. Anne, huzur ihtiyacım var. Neden burada dikiliyorsunuz? İçeri girip çay için. Hayır, sağ ol. Biz gidiyoruz. Sadece dün gece yüzünden değil. Orası zaten çok kalabalık. İnan burası benim için çok daha iyi. İyi o zaman. Ama bu çocuğu da düşün. Burada bu yaşlılarla ne yapabilir ki? Orada çocuklar var. Onlarla oynar. Hayır teyze, burası da güzel. Sen de aynı annen gibi konuşuyorsun. Gördün mü? İşte bu yüzden çocuklar annelerinden etkilenir diyorlar. O da bir şey duymuş olmalı. Eve geliyorsun. Sadece senin için bir oda ayarlıyorum. Kimse senden izinsiz içeri giremeyecek. Anne, alçak sesle konuş. Mahmut burada olsa çok rahatsız olurdu. Neden anlamıyorsun anne? Yabancı bir şehre gittiğinde çok üzülmüştüm. Seni çok özlemiştim. Şimdi onca yıl sonra evine dönüyorsun. Benimle tartışmana ve küs kalmana izin veremem. Özellikle de bana yardıma geldiğin bir zamanda. Olmaz kızım, buna izin vermem. Buna izin verirsen vicdanım rahat etmez. Rahmetli babamın ruhunu incitiyorsun. Onun bununla ne ilgisi var? Var tabii. Eğer yaşasaydı ayrılıp buraya gelir miydin? İnsanlar sizin farklı olduğunuzu düşünüyor. Ne olmuş yani? Bizim saygınlığımızı düşün. Bu onların işi değil. Ailemizde hiçbir farklılık yok. Ne yapabilirim? Siz böyle düşününce... Her şeyi düşünmek zorundasın. Bizim Hadi gibi. Hadi kızım. Sen ne yaptığının farkında değilsin. Biraz Hadi kızım, farkına inat var etme lütfen. Artık. Merhaba. Merhaba oğlum. Hadi gel evimize gidelim. Nasılsın bakalım? Şey, teşekkür ederim, iyiyim. Babana selam söyle. Tamam. Kızım, oyun oynar mısın? Kaplumbağanı daha getirdin mi? Şimdi olmaz, daha sonra. Kızım, benden ne istiyorsun? Burada kalmak istiyorum. Mahbube, dinle beni kızım. Biraz yürümeyebilirim. Hayır Mehran, çok üzülüyorum. Hadi, eve gidelim. Lütfen Mehran. Ne yapmak istiyorsun? Hadi Mahbube, gel artık. Onlar iyi çocuklar. Bırak da oynasınlar. Bırak izin ver oynasınlar. Bak vicdanım daha. Tamam Mehran, tamam hadi git. Hadi gidelim kızım. Olmaz, seni burada bırakma. Aklını başına al. Kaplumbağam burada mı yani? Evet, o evde. Senin için bir tane getiririm. Hayır, istemem. Sadece bakmak istiyorum ben. Sana bir tane getiririm. Senin evin burada mı? İşte şurada. Nehirde balık olur. Bu su nereye gidiyor? Nehir mi diyorsun? Evet. Denize dökülüyor. Yani biz de nehri takip edersek denize ulaşır mıyız? Evet ama yakın değil. Önce Üçtepe'yi geçiyorsun, sonra ormana varıyorsun. Şelaleyi geçtikten sonra epey yürüyünce denize ulaşıyorsun. Yani çok uzak, gidemezsin. Peki şelalede uzak mı? Bilmiyorum, hiç gitmedim. Ormanın içinde, şu dağların arkasında. Bu orman diğerlerinden çok farklı. Babam içinde ayı olduğunu söylüyor. Ayı mı? Hadi atla. Atla. Atla hadi. Hadi sen de atla. Atla atla. Bu çok güzel. Hadi bekliyoruz, atla. Hadi atla, atlasana. Hadi, hadi atla. Hadi dostum. Şimdi görürsünüz en yüksekten ben atlayacağım. Hadi atlasana korkak tavuk. Hadi hadi çabuk çabuk. Ne yapıyorum? Bak şimdi ben sana nereden atlayacağım. Çok yüksek değildi ki. Olmadı ki. Atla. Dur, dur, yavaş ol. Ya yapma. Dur.
atlasana. Hadi gel. Hadi koy kaptanı. Hadi. Hadi atlasana. Hadi ne oldu, korkuyor musun? Hayır hayır, teşekkür ederim. Korkak. Hayır, o korkak değil. Bizim konuğumuz. Kız gibi. Hey! Sen kızları mı seviyorsun? Benimle böyle konuşma. Sen görürsün. Sen görürsün. Hey! Nasıl? Sen çek git sana buradan. Sana adını bildireceğim. Arkadaşlar, sana benim misafirim dedim, tamam mı? Niye kavga ediyorsunuz ki? Çek benimle böyle konuşma. Çek git. Sen kızları seviyorsun. Seni döverim. Kız gibi. Hadi, hey! Sakin ol. Ben seni döverim asıl. Gözlerine dikkat et. Çek git. Yapmayın. Ne güzel eğleniyorsun. Nereden çıktın? Hey, şuraya bakın, atlıyor. Sen yüzme okuluna mı gittin? Evet, havuza gidiyorum. Bizim orada hiç nehir yok. Peki hiç yarışa katıldın mı? Evet, bir iki tane de ödülüm var aslında. Orada kavga etmek isteyen uzun boylu çocuk vardı ya, o da güzel yüzüyor. Sen de iyi yüzüyorsun bence. Hayır, o daha iyi. Suyun altında yüze sayıncaya kadar kalıyor. Bu çok iyi. Ama o yüzmek değil ki. Kim suyun altında nefesini o kadar tutar ki? Bana kaplumbağanı gösterecek misin? Tamam, hadi gidelim. Şunlara bak. Hadi gidelim Erhan. Aslan. Sana eve çocuk getirme demedim mi? O bir çocuk, bir misafir. Kimin misafiri? Dedenin. Ha, sen Mansur'un oğlu musun? Evet. Ben babanın arkadaşıyım, eski bir arkadaşı. Hala burada mı? Evet. Ona beni aramasını söyle. Tamam. Al iç şunu. Ne bu? Şekerli su. Şekerli suyu ne yapayım? İyi gelir. Beni rahat bırak. Seni kendine getirir. İç işte. Akacun. Ne oldu? Onu buldular mı? Burada arayacak çok yer var. Merak etme. Onu bulacağız. Buralarda bir yerdedir. Ona bir şey olduysa ben ne yaparım? Senin neyin var böyle? Aka haklı. Endişelenecek bir şey yok. Onlar çocuk, oynuyorlardır. Yaşlı bir adam tek başına bütün köyü arayamaz ki. Mehran. Şunlara bak. Nerelerdeydin? Gitmeni kim söyledi? Benim iznim olmadan nasıl gidersin? Ama sen izin verdin, gidebilirsin dedin. Ben mi? Beni üzmek mi istiyorsun sen Mehran? Beni nasıl düşünmezsin? Senden izin aldı. Onu sen yolladın. Al başını gitme dedim. Bahçede oyna, uzaklara gitme dedim. Ben onun yaşındayken bütün gün ormanda oynardım. O da çok genç. Akacun, zaman çok kötü. Bir daha izin almadan gitmeyeceksin, tamam mı?
Ama sen izin verdin. Merak etme. Burada ne hırsız olur ne de büyük araba. Köydeki hiçbir çocuk oyun oynadığı için ölmedi. Senin sinirlerin bozulmuş. Acaba kim benim sinirlerimi bozdu? Kiminle olduğunu, nereye gittiğini, ne yaptığını bilmiyorum. Bu yüzden de endişeleniyorum. Anlamıyor musunuz? Ben bir anneyim. Endişenin de bir sınırı vardır canım. Hiçbir şey olmamış. Yeter artık. Annemi duymuyor musun? Ben bir şey demiyorum ki kızım. Anne, sabahtan beri söyleniyorsunuz. Gerginsin, huysuzsun. Hadi delirdiğimi söyle. Bir şeyler söylesene Akacığım. Ne söyleyeyim bilmiyorum. Sizi anlamıyorum ben. O bir şey demeye çalışmıyor. Senin iyiliğini istiyor. Sürekli bize kızgınsın. Bana bir sürü şey söyledin. Bu çocuk sadece biraz oyun oynamak istiyor. Neden sürekli onu engelleyip duruyorsun? Bu hiç adil değil. O senin çocuğun... Anne! Nesi var bunun böyle mi? Benim işe dönmem gerek, burada kalamam. Ama sen annenle kalmalısın. Kalamam, annem beni istemiyor. İstemiyorum, o hep seni korur. Peki sana bir şey soracağım. Sen onu hiç üzdün mü? Hayır, üzmedim. Ama o beni hiç dinlemiyor. Kendine göre bir şeyler kuruyor kafasında, ne yapabilirim ki? Onu anlamaya çalış. Aslında bence o çok kötü durumda. Ne durumuymuş bu peki? Görmüyor musun yaptıklarını? Hadi ama baba. Meran, biz üçümüz artık beraber yaşayamayız. Bunu yapamayız biz, anladın mı? Bundan bana ne? Hiç durmadan tartışıp duruyorsunuz. Hem ben burayı hiç sevmiyorum. Bu geçici bir şey, geri döneceksin. Annem burada yalnız. O bir misafir, artık büyüdün. Sen onunla ilgilenmelisin. Anladın mı? Ama kalmak istemiyorum. Yine mi başladın? Ben meşgulüm. Hem geçici olduğunu söyledim ya. Tahran'daki evime gittiğimde sen de geleceksin. Ama şimdi annenle birlikte kalmalısın. Sonra da istediğin zaman bana gelirsin. Tamam mı? Ne zaman istersen. Ben her zaman hazırım, bunu biliyorsun. Nasılsın Mansur? Neden aramadın? İyiyim Kader. Biraz meşguldüm ondan. Zamanın varsa bize gel. Pişman olmazsın. Şimdi oğlumu annesine götürmem gerek. Arabanın da arızası var. Ne arızasıymış? Ya bilmiyorum. Motor iyi çalışmıyor. Çok ısınıyor. Bu arabaları bilmem ama birini tanırım. Sen oğlunu eve bıraktıktan sonra beraber ona gideriz. Tamam, olur. Hoşça kal. Görüşürüz. Mansur. Efendim? Mehran'ı görmek istediğin zaman önce bana söyle. Buraya istediğin gibi gelip durma lütfen. Bu şekilde halledelim. Burada ya da başka bir yerde. Oğlumu istediğim zaman görmeye gelirim. Ben kötü bir şey söylemedim. Her şeyin düzene girmesini istiyorum, o kadar. Mahkemede böyle karar verecektir. Mahkemeye daha çok zamanımız var. Anne, babamla gitmek istiyorum. Ne dedin? Ona ne söyledin? Bir şey söylemedim. Böyle olmasını istiyor ve ona böyle yapamayacağımı da anlattım. Gidelim. Sen de git artık. Bekle. Eğer çocuğa böyle davranırsan onu da yanımda götürürüm. Ne mahkemenin ne de senin kararın beni ilgilendirir. Ne dedin? Ben ona ne yapıyormuşum ki? Onunla dalga geçiyorsun. Ben mi? Nasıl söylersin bunu? Ben böyle bir şey yapmam. Onu ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ona böyle mi söyledin sen? Hayır, sadece bazen sıkıldığımı söyledim. Bazı davranışlarım yüzünden üzülüyorum. Hadi git artık. Çocuğun önünde benimle nazik konuş lütfen. Ben sana kötü konuşmadım ki. Evet, konuştun. Bu ne böyle şimdi? Sen benimle alay mı ediyorsun? Neden alay olsun?
kendini tartışmak için bahane arıyorsun. Benim o hayatta özlediğim hiçbir şey tartışmayı yok. Tartışmayı bırak, hadi git işine. Ben seni istemiyorum, seni de istemiyorum hiç. İkinizi kim çocuğu özlüyormuş, sen mi ben mi ha? Seni de istemiyorum, git beni bırak, istemiyorum, ikinizi de istemiyorum. Hadi gel, içeri girelim. Hayır, istemiyorum, bırak. Hadi oğlum, kalk. Gelmeyeceğim, bırak. Hadi, hadi içeri gel. İstemiyorum, bırak beni dedim. Bu biraz sürer. Yoksa yolda kalırsın. Bazı parçalar gerekiyor. Bu gece istersen tamir edebilirim, tamam mı? Bu gece mi? Ama gitmem gerek. Tamir edilmek zorunda. Bir şeyler yap işte. Yarın sabaha yola çıksın. Benim hemen gitmem gerek Kader. Mansur, adam bozuk diyor. Belki de kaderinde bugün bizde kalmak vardır. Hoşça kal. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol dostum. Sen eğitimli birisin. Neden beraber yaşamıyorsunuz? Akıllı olmak eğitimli olmuyor Kader. Akıllı olsaydık çocuğumuzu düşünürdük. Bu çok zor. Çocuğun ona bakacak birine ihtiyacı var. Bizimkiler beni çıldırtıyor. Onu izlemeye çalışıyorum ama her gün başka yerde buluyorum. Ne yapacağını kim bilir ki? Sizin sorununuz ne ki? Aslında bilmiyoruz. Her şey için bir bahane buluyoruz ama çocuğu üzmemek için çözüm de bulamıyoruz tabii ki. Sonunda ayrılmaya karar verdik. Bu kadar basit mi yani? Evet, bu kadar basit. Düzgün bir hayat sürmeye mahkum değiliz. Aslan'ın annesini hatırlıyorsun. Evet, hatırlıyorum. Nur içinde yatsın. Tahran'dayken duymuştum. Niye yeniden evlenmedin? En azından çocuklar için yapabilirdin. Onlara bir anne olurdu. Anlamadım. Ne yani? Şimdi de bana mı öğüt veriyorsun? Okula gidiyor musun Aslan? Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4. Benimkiyle aynı yaşta. Biliyorum. Köylüler her şeyi hatırlar. Sizin gibi değiliz biz. Kirlilik tüm beynimize yerleşiyor. Unutkanlığın sebebi bu. Hava kirliliği. Oynayacak mısın? Hayır. Annenle baban kavga mı etti? Kim anlattı bu masalı sana? Senin baban. Baba mı? Evet. Babama söylerken duydum. Bizim evimizde. Sizin evinizde mi? O gitmedi mi? Arabası bozulmuş sanırım. Peki şu anda sizde mi? Evet. Arabasını bekliyor.
Hadi gidelim. Annene söyle, yoksa yine kızacaktır. Söylersem izin vermez ki. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Araban hazır, merak etme. Ne kadar ödeyeceğim? Tamam, bir bakarız şimdi. Tamam, peki. Biraz geç kaldım çünkü. Haşim! Hasan! Acele edin! Evet. İşte buraya doğru. Hadi getirin. Evet, buraya koy. Tamam. Dikkat et, dikkat et. Dikkat et, tamam. Tamam, dikkat edin.
Dikkat edin, yavaş. Yavaş. Hepsi bu mu? Yeter, çok küçük. 3 gündür de bekliyor. 3 ayı vurmuş. Mermilerin parası ne olacak? Sonra yine veririm. Ben bunu. Sonra yine veririm, merak etme. Sen vurmaya devam et, sonra ama, hesaplaşırız. Ama olmaz ki, ne yapayım ben bunu? Hadi ama, sadece 3 tane diyorum. Sonra yine vereceğim, merak etme. Sen vurmaya devam et. Sonra hesaplaşacağız, tamam mı? İyi o zaman. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Ne? Neden benimle olsun ki? Yine ne yaptın oğluma? Tamam, ben geri dönüyorum. Uzaklaşmış olamaz. Nereye giderdim? Söylemiştim. Çocuğun çok üstüne gittiler. Bilmiyorum. Yani olacak iş değil. Nasıl beklemekten başka çaremiz yok. Onun üstüne gittiler. Buna inanamıyorum. Etrafa iyi bakmışlar mı? Her yere alalım. Herkese sormuşlar mı? Mutlaka buralarda bir yerde. Bir yerde oyun oynuyordu. Nereye gittim çocuk? Fazla uzaklaşmış olamaz. Jandarmaya haber verdik. Onlar da aramaya başladı. Haber bekleyeceğiz. Merak etmeyin. Bulacaklar mı? Mansur'dan bir haber var mı? Aradık. Tamam, oğlum nerede? Gelecek. Nerede? Oğlum nerede? Onu bulun bana. Oğlum nerede? Tamam, gelecek. Oğlumu bulun. Tamam, kızım. Oğlum nerede? Bak, bu kadar yetmez, tamam mı? Nasıl tamir ederim bu kadar parayla? Bu oğlum, mümkün değil. Ben sonra vereceğim. Buna inanamıyorum. Böyle bir şey olmasa mümkün değil. Tamam. Halledeceğim dedim ya. Peki kalanı ne olacak? Ah!
Mahsur, Mehran kayıp, bir şeyler yap ne olur. Oğlumu bul tamam, bana. Tamam kızım, tamam bulunacak, merak tamam, etme. Tamam, sakin ol. Sakin ol, bulacağız onu. Kızım, gel, ne yapacağım sakin ol. Ben? Köyün çocuklarına sordunuz mu? Birkaç arkadaşı da vardı. Hadi. Kader'in çocuğuna sorduk. Hadi, Mehran onlarla biraz değilmiş. Sen ne tarafa bakacaksın? Tamam, ormana bakalım. Biz şu tarafa bakalım. Büyük ihtimalle ormana gitmiştir. Tamam. Neler oluyor? Mansur'un oğlu. Sabahtan beri kayıp. Nerede olduğunu bilen yok. Sen de gel. Tamam, geliyorum. Tamam, o da geliyormuş. Bakalım neler olacak. Bir türlü bulamadık nerede çocuğu. Ormandadır büyük ihtimalle. Kim bilir nerede. Çantamı de getir bana. Ormanda kaybolmuş. Jandarmadan haber var mı? Jandarmadan da bir haber çıkmadı. Görmedim, jandarmaları görmedim. Mehran! 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 Her yere baktınız mı? Her yere baktık. Her yere baktık. Nerede hani, yok mu? Hiçbir yerde yok. Nerede, bulamadınız mı? Yok, ormanda da yok. Kaybolmuş. Eyvahlar olsun. Nasıl bulamazsınız? Çocuğu kaçırmış olabilir. Yani. Nereye gitmiş olabilir? Çocuğun başına ne gelmiş olabilir? Her yere baktınız mı? Nereye gitti bu çocuk? Şu tarafta. O zaman en iyisi dörde bölünmek, tamam mı? Dörde ayrılalım, böyle arayalım. Nerede olabilir bu çocuk? Bir yere saklan. Çok uzaklaşmış olamaz. Nereye giderdin? Nereden varmışlar? Herkes bir tarafa baksın. Jandarmadan haber var mı? Olacak hiç yok. Jandarmadan da haber yok. Merhaba, merhaba, hoş geldin. Onu bulacağım, sakın merak etme. Kerim, nasılsın? Neden tokalaşmıyorsun? Gelen kim? Ne işin var burada senin? Ben senin tarafındayım. Ne işin var burada? Ben de geleceğim. Burada durmam. Bir sürü insan var, onu bulacağız. Hayır, burada öylece oturup hiçbir şey yapmadan duramam. Oğlumu arayacağım. Sen bizi yavaşlatırsın, yapma. Senin yaptığın neyi yapamayız ki? Burası büyük bir yer, biz burada büyüdük. Sen kendi işini yap, biz de bizim işimizi yapalım. Ne olacak ki oğlum, böyle olsun. Yapamayacağınızı söylemedim ki, ne diyorsun? Boşa zaman harcama, daha bir sürü yer aranmadı. Hey, sen benimle gel, hadi.
O zaman arabanızı bırakın. Mehran! Mehran neredesin? Mehran! Woohoo! Mehran! 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 Nereye bakalım? Aşağı bakalım bence. Dereye doğru inelim. Nehir şu tarafta. O zaman dörde bölünme. Tamam mı? Dörde ayrılalım, böyle arayalım. Biliyorsunuz orada oynuyorlar. Herkes bir tarafa baksın. Dağılırsak daha çabuk bulabiliriz belki. Nehir aşağıda. Yukarıya bakmayı unutmayın. Dörde böldüğümüzde herkes bir tarafa gidecek. Ne oldu? Bir sorun mu var? Neden durdun? Ya Mehran'a bir şey olduysa? Köylüler arazinin güvenli olduğunu söylüyor. Mehran'ın kaybolduğunu düşünüyorlar. Hepsi benim suçum. Onu azarladım. Benim yüzümden gitti. Ona çok kızdım. O da beni terk etti, gitti. Gitti, beni bıraktı. Bir umut ışığı var. Bizim yüzümüzden gittiğini düşünüyorsak geri gelecek demektir. Belki bir yere saklanıyordur. Belki bizi cezalandırmak istiyordur. Böyle bir ihtimal de var. Biz olmadan bir gecesi bile geçmedi. Mehran'ım kayboldu. Merhaba. Merhaba Aslan. Merhaba Aslan. Merhaba. Arkadaşının kaybolduğunu biliyor musun? Evet, biliyorum. Neden endişelenmiyorsun? Nerede olduğunu biliyorum ama söyleyemem. Niye ki? Herkes onu arıyor. Söylesene, niye söylemiyorsun? Bu bir sır. Ne sırrı? Bütün ailesi onu arıyor. Size söylerim ama kimseye anlatmayacaksınız. Babasının yanına, Tahran'a gittin. Yalancı.
Babası da burada. Onu annesiyle beraberken gördüm. Senin baban da onlarlaydı. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Babasıyla Tahran'a gittiğini gördüm ben. Sen yalan söylüyorsun. Size gördüm diyorum işte, gördüm. O zaman babası neden onu arıyor? Babasını nerede gördün? Babamla birlikte Balamala heyette. Eğer yalan söylüyorsan seni öldürürüm. Yalancı sensin. Dur. Bırakın da döveyim şunu. Yapma, niye sinirlendin? Bana yalan söylemediğini göster o zaman. Baba! Kader! Oğlun geldi. Baba, buraya gel. Neden geldin buraya? Gel buraya baba. Ne oldu? Çabuk söyle. Buraya gelmen lazım. Mehran'la ilgili bir şey mi biliyorsun? Hayır, seninle konuşmam lazım. Burada işimiz yok. Kapoşta ormanına gitmeliyiz. Kapoşta mı dedin? Orada ne işimiz var? Buna zaman yok. Hazırlanın hepiniz. Neden Kapoşta ormanı? Şimdi olmaz. Yakın değil ki orası. Gidene kadar gece olacaktır. Çok tehlikeli üstelik. Gece yarısı hiçbir şey yapamazsın, bilmiyor musun? Hiçbir şey olmaz. Oğluma ne olmuş? Mehran'ım oradayken bizim için ne daha tehlikeli olabilir? Hiçbir şey yapamayacağınız bir yer mi? Peki küçük çocuğuma ne olacak? Onu nasıl bırakacaksınız? Ona ne oldu? Ne biliyorsun? Tamam, ne yaptın çocuğuma? Söyle.
Şelalenin başlangıcına gitmeliyiz. Köy orada. Aslan söylemişti. Deniz bu tarafta. Köy de bu tarafta. İşte burası. Sabah tekrar aramaya başlarız. Kimse arabasından çıkmasın. Eğer çıkmak zorunda kalırsanız tek başınıza gitmeyin. Arabadan da uzaklaşmayın. Aramaya başladığımızda hepimiz bir grup halinde olmalıyız. Kesinlikle ayrılmayacağız. Ye. Hadi ama. Ye. Ye. Mehran! 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 Neden durdunuz? Buraya geldiğini düşünmüyorum ben. Neden peki? Anlamadım. Doğal olarak bu kadar ileri gitmesine neden yok. Diğer izleri takip etmeliyiz.
bana. Mehran'ımı bulun ne olur. Oğlumu istiyorum. Mehran'ımı istiyorum. Tamam, merak etme, artık onu bulacağız. Artık dayanamıyorum. Baba! Baba! Neden aşağı indin? Kalem için. Aşağı kalem için mi indin? Evet, o benim. Mehran'a vermiştim baba. Onu Mehran mı almıştı, ne oldu? Evet. Sen de onu şimdi aşağıda mı buldun? Hiçbir yere gitmeyin. Bu tarafı arayacağız. Duydunuz mu? Bu tarafı. Bu tarafı arayacağız. Mehran! Mehran! Ayağım! Yardım edin! Ayağım kırıldı! Yardım edin! Yardım edin! Ayağım kırıldı galiba! Yürüyemiyorum! Yardım edin! Yardım edin! Yardım! Yardım edin bana! Bu tuzakları sen mi kurdun? Cevap ver bize.
Sen mi kurdun bu tuzakları? Buna zaman yok. Ne zaman oldu ki? Senin suçun işte, baksana şu hale. Burası senin değil. Konuş, anlatman gereken şeyler var. Buraya kaçak avcılar getiriyorsun. Yürü artık, buna vakit yok. Her şeyi planladın öyle değil mi? Başka izleri takip etmemizi istedin. Böylece bizi yanılttın. Biz de tuzakları görmedik. Böylece bizden gizledin onları, öyle değil mi? Yeter artık. Ne yapacaksın ha? Her şey senin suçun. Bırakın beni. Bırakın. Mehran! Mehran! Mehran canım. Mehran! 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 Anne! Baba! Tamam oğlum, tamam, hadi bırak gel. Beni dedim. Gel hadi, tamam, bırak gel hadi. Beni. Tamam, tamam, hayır, gel buraya. Bırak. Yardım edecekler, bırak. Merak etme, tamam. Bırak. Tamam, tamam oğlum, tamam. Ayıcık. Tamam, bir şey yok. Tamam, iyileşecek. Merak etme, tamam, iyileşecek. Tamam, merak hayır. etme. Tamam, tamam oğlum, tamam. Hayır, bırakın tamam, beni. Tamam oğlum, hadi tamam. Bırakın, bırakın dedim. Tamam, Mehran, hayır, Mehran dedim. Oğlum, hadi. Hayır, hadi, tamam dedim. Oğlum. Yardım edecekler, merak etme. Hayır, gel, bırak gel, yavrum, tamam, izleme daha fazla. Mehran, Mehran oğlum. Tamam sakin oğlum, yardım edecekler dedim ya, tamam. Bırak tamam beni. Oğlum, tamam, merak etme, bir şey yok. Bırak tamam beni, tamam beni. Oğlum, hadi gel, merak etme. Bırak yardım artık. Edecekler. Mehran. Onu sen öldürdün. Mehran. Sen öldürdün, sen öldürdün. Mehran. Sen öldürdün. Oğlum, ne olur. Sen öldürdün. Yavrum benim. Onu sen öldürdün. Niye öldürdün? Ayıcığı niye öldürdün? Niye öldürdün onu? Bırak beni. Bırak beni. Thank you.
Thank you.